bana. Sevgili Go Flamingo müdavimleri, size 20. yıla yaraşır bir haberim var. Biz Deniz'le sevgili olduk. Tarzınla ilgili konuşmayacağım bugün. Tebrikler. Sağ olun arkadaşlar. Aşkımıza şahit olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Vay be. İnanamıyorum gerçekten. Ay, ne ara oldu? Bir de üstlerine gitme diyordun. Baksana. Söyleyeyim mi? Ben zaten bu iki masanın arasındaki etkileşimi hep tahmin etmiştim. Evet, ne güzel. Tebrik ederim. Sen de Tuna yokmuşsun. Çok tebrikler. Sana tebrikler. Ay, tamam. Sarılmadan da mutluluğu paylaşabiliriz. Canımın içi bir şey konuşabilir miyiz çocuğum? Canımın içi konuşamaz mıyız ya? Biz seninle sevgiliyiz. Tabii ki konuşuruz. Hayır. Eyvallah. Sevgili ne ya? Sevgili ne? Michael, manyak mısın ya? Yılın çifti olduk. Önümüzdeki ay kapağı taşıyacaklar. Tutun şunu. Ah. Ben nasıl sevgili olayım? Ah. Ben becerebilir miyim? Niye öyle diyorsun? Ne yapsaydın? Bırak seninle video aksamıydı. Başka bir şey bul. Yukarı baktır, trolle insanları. Bir planın mı yani? Bu muydu planın? Kusura bakma. Aklıma daha kötüsü gelmedi oysa. Geliyorduk. Ay gerçekten çok romantiksiniz. İlk kavganız mı bu? Bana bak. Arkadaşımı üzme sakın. Sonra bozuşuruz ona göre. Aşık. Canım benim, tebrik ederim. Çok sevindim. Umarım siz de bizim gibi çok mutlu olursunuz. Amin. Değil mi hayatım?
Deniz Bey, tebrik yok mu? Hayatım? Var. Tebrik ederim. Ne tatlı. Hah, genç çiftimiz de buradaymış. Hadi bakalım bu gecenin ilk dansı sizin. Doğru piste süvüple. Bir şeyim yok. Hadi ama. Aa, utanıyor musunuz yoksa? Utanmayın canım. Aşk cesaret ister. Aşk dans ister. Hadi hadi çabuk. Hadi sen de üstünü çıkar. Herkes sizi bekliyor. Evet çifte kumrular piste geliyor. Alkış. Affedersiniz. Evet, sağ ol. Buket, dans edelim mi? Olur, tamam hadi. Tamam. Ya, ben şimdi anlıyorum neden bir anda Tuna yıllık izne çıktı. Bak sonrasından ne geldi? Ne geldi? Aşk geldi canım işte. Muhtemelen Tuna'nın Deniz'e kafası bozuldu, çekip gitti, tamam mı? Deniz de bunun kolundan tuttuğu gibi geri getirdi. Helal olsun kıza. Hiç beklemezdim Deniz'den. Helal mi olsun gerçekten? Eğer birini seviyorsan onun öylece kaçıp gitmesine izin vermeyeceksin. Vermeyeceksin canım. Korkak olmayacaksın bir kere ya. Engel tanımayacaksın. Oo, yıkıp geçeceksin. Böyle gözlerinin içine bakacaksın. Eğer anlamıyorsa, gerekiyorsa tutacaksın böyle kollarından. Buket devamını söyle. Acele çabuk söyle. Söyle. Ve ne hissediyorsan söyleyeceksin. Buket. Sen çok güzelsin. Bir de ben seni acayip beğeniyorum. Aa. Yani böyle bir şeyi hayatta beklemezdim. Gerçekten. Deniz'le Tuna değil mi? Hı hı. İnsan bazen hayatta
Peki bu hayatta başka neler beklemezdiniz Ece Hanım? Mesela ben sizi şaşırtabilir miyim? Pek sanmıyorum. Mesela patronun oğlu olduğumu söylesem? Şaka mı bu? S'il vous plaît madame. Je suis sérieux. Yani ciddiyim. Bu arada... Sizi dansa kaldırma konusunda da ciddiyim. Madam. Yani ben böyle bir şey gerçekten inanamıyorum. Gazi. Hayat böyle bir şey işte. Ama en çok böyle yakıştıramıyorsunuz ya. İnsana en çok o koyuyor. Çok gerginim. Yani birkaç gündür çok gerginim. Uzun süredir bunu açıklamayı bekliyordum şimdi. Açıklayacağım için bayağı bir gerildim. Ne açıklayacaksın? Neden? Patronun oğlu olduğum. Beni o zamana kadar şimdi böyle Çaycı Gazi diye kabul ettiler ya. Ne bileyim. Beni patron olarak kabul ederler mi? Gazi iken Gazi Bey olabilir miyim? Benden korkarlar mı? Benim için oldun. Nuz, Gazi Bey. Eğer diğerlerinin de sizi kabul etmesini istiyorsanız... bence güçlü bir giriş yapmanız gerek. Nasıl bir giriş böyle? Amuda kalkarak mı? Mesela ekipteki birini işten çıkaracağınızı söyleyebilirsiniz. Niye böyle bir şey yapayım ki? İnsanlar sizden korkarlarsa... saygıda duyarlar. Göreceksiniz. Neredeydi? Konuşacağız Deniz. Eline ne oldu? Ya bırak elimi Deniz. Konuşmamız lazım diyorum. Kesme beni. Tamam, iyi misin? İyi değilim Deniz. İyi değilim. Bak. Bundan sonra sır yok. Yalan yok. Ben senden hiçbir şey saklamayacağım. Biz... Geçen gece... Deniz Hanım, bu dansı bana lütfeder misiniz? Bir şey konuşuyoruz, bir saniye. O zaman re. Dans edelim mi? Söyleyecektiniz değil mi? İtiraf edecektiniz. Evet. Söylemeyin. Lütfen, hiç gerek yok. Zaten kimse görmedi ki. Görmedi işte, kimse bilmiyor. Orada kalsın. Kalsın. Neden? Deniz için mi soruyorsun? Kendin için mi? Ya da onu kaybetmekten mi korkuyorsun? Siz neden soruyorsunuz bunu? Ne için? Kendim için. Sen beni boş ver, soruma cevap ver. Kendim için. Peki bir şey soracağım. Sen mi ilk açıldın yoksa Deniz mi? Kız gıybeti style'la. Olur. Motora atladım. Çizmemin altına gittim. Aşağı çağırdım, geldi. İçimde ne var ne yoksa döktüm. Oldu. Vay, inanılmaz gerçekten. Çünkü kulübedeyken o kadar umutlu görünmüyordum, biliyor musun? Hı hı. Birdenbire ne oldu da cesaret buldun? İnternetten sipariş veriyorsun. 3 saate kapında. Kimseye söyleme. Ormandan sonra bir şeyler olduğu kesin ama ben ne kaçırdım acaba? Sen genel olarak hayatı kaçırıyorsun. Orada da kaçırdın, burada da kaçırıyorsun. Biraz uyum sağlaman gerekiyor. Tamam mı? Ne olur, bir daha hatırlamayalım, unutulup gitsin.
Ya biz öyle konuşmadık mı zaten? Benzinlikte öyle söylemediniz mi? Siz de unutmak istiyorsunuz. Unutalım. Gider, dertler biter. Bitti mi? Böyle olunca bitiyor mu? Ne olacak? Bence bitmedi yani. O hard disk gitti, bu gidiyor mu? Duruyor. Ne yapacağız? Gerçekten şu anda ne yapacağız? Nasıl bir oyun bu? Ya oyun var, içinde bir tane daha oyun var. Yani bir karışık bir şey yani. Ben ne yapacağımızı bilmiyorum şu anda. Ben biliyorum. Yiğit senden umudu kesecek. İrem şüphelenmekten vazgeçecek. Ve sen kendini onlar için feda etmiş olacaksın ki bence içten içe aslında istediğin şey bu. Ha bu arada onlar evlenirken muhtemelen biz ayrılacak. Hatta sen benden ayrılacaksın. Ben birkaç ay sürüneceğim falan herhalde. Öyle olur bir tane. Anladım. Allah çok iyi anladım. Anlamıyorum. Anlamadım yani. Nasıl bir süreç bu? Nasıl bir karmaşıklık? Çözemedim, çözemiyorum. Ne yapacağız? Oynayacağız mı sürekli? Kendimiz gibi olmayacağız, başkası gibi mi olacağız? Tiyatro mu yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben bu işin içinden çıkamıyorum şu anda. Sen de haklısın tabii. Yani hoşlanmadığın birinden hoşlanmış gibi davranıyorsun. Zor, normal. Ya ben saçmalarım, saçmalarım. Yapamam, korkuyorum. Benim yapabileceğim bir şey değil bu. Ben hoşlanmak nedir bilmiyorum ki. Biliyorsun. Ya ne olur bir şey söyleyeceğim. Onu kastetmediğimi biliyorsun. Yapma, böyle yapma. Özür dilerim, üzgünüm ama yapma. Artık kimse üzülmeyecek Michael. Artık üzülmek yok. Ben neden üzülüyorum? Hayır, ben niye üzülüyorum o zaman? Anlamıyor musun Michael? Bu hikayede sadece ben üzüleceğim. Özür dilerim, gerçekten. Üzüleceğin için özür dilerim. Özür diliyorum şu anda. Yapacak hiçbir şeyim yok. Özür dilerim, ben domuzum. Ben bencil bir domuzum o zaman. Kabul ediyorum yani, özür dilerim. Evet, domuzsun. Ama bencil değilsin. Hatta zaman zaman tatlı bir domuz oldum bile söylenebilir. Ama zaman var. Gerçekten. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Ne olduğunu anlatacak mısın? Deniz'le dans ediyordun en son. Sonra bir anda çekip gittin. Peşinden koşmasam, sana yetişmesem beni orada bırakıp gidecek miydin? Nasıl beni bırakırsın Yiğit? Kendimi iyi hissetmiyorum diyorum Deniz. Lütfen sonra konuşsak olmaz mı? Ama ne oldu yani? Neden böyle oldu? Niye iyi değilsin? Deniz lütfen. Bak. Bana dedin ki seninle bir şey konuşmam lazım. Yalan yok, sır yok, saklamak yok dedin. Ne demekti bunlar? Ya ne söyleyecektin Yiğit?
Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ama... Deniz. Hadi iyi geceler. Yarın konuşuruz. Peki. Görüşürüz. Ne yapıyorsun? Çorap. Bunları eşleştirmek lazım. Yalnız kalıyorlar sonra. Sonra bir tanesi kalın oluyor, bir tanesi ince oluyor. Bir ayağım yanıyor, bir ayağım donuyor. Ofiste olmuyor. Neden sevgilinle değilsin? Hı? İşte çorap eşliyorum. Ne yapayım? Sonra olmuyor. O da çorap eşliyor. Sonra da yatacağız zaten. Ofiste çalışıyoruz. Birbirimizi kolluyoruz böyle. Güzel bir ilişki. Allah Allah ya. Bana çok tuhaf geldi bu. Yani ihtişamlı bir giriş yaptınız ilişkinize. Sonra evlere daldınız. Öyle mi? Aynen. Ya benim bildiğim böyle yeni sevgili olanlar birden evlere dalmazlar. Ya da böyle senin gibi oturup çorap katlamazlar. Katlamazlar mı? Ne yapayım? Ben bunların tekini bulmak lazım. Günüm iyi geçmiyor. Şunun teki mesela yok. Bu teki yok. Yani... Nereye gidiyor? Allah Allah. Hiç aramadın. Öyle koymuş gibi buldun. Vallahi çok iyi ya. Keşke ben de böyle bulabilsem hemen ama işte bununla uğraşıyorum benim de. Evet. Benim her şeyden haberim var. Tuna döküldü. Nasıl? Yani hepsi senin başının altından çıkmış. Öyle mi? Benim değil. Benim başımın altına çıkmadı. Öyle değil yani. Yalan söyleme işte. Sen açılmışsın önce Tuna'ya. Ne? Şey, kafam karıştı. Öyle mi söyledi? Of, tamam ben açıldım. Evet önce ben açıldım. O açılacak değil yani. Her zaman diğer taraftan gelmez. Dayanamadım, açıldım. Ne yapayım? Yani sıkıldığıma değmez. Anlatabiliyor muyum? Değmez yani. Açıldım, evet. Oh, evet. Anladım. Peki. O zaman ikiniz için çok mutlu oldum. Umarım mutlu olursunuz. Ben yatayım çok geç olmadan. İyi geceler. Tabii tabii. Erken kalkmak lazım. O videoda ne oluyor? Ne? Ne? Yiğit'le birlikte olduğunuz videoyu diyorum. Yani ne oluyordu? İkiniz ofiste, gecenin bir saatinde baş başa. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Siz Tuna
Numayla geldiğinizde biz o videoyu seyrediyorduk. Toz kaçıyor ya. Evet, dinliyorum. Sonunu görmedik. Ne yapıyordunuz? Saçma sapan şeyler. Parti için balon şişiriyorduk ya. Böyle bir şey olabilir mi? Balon. Nasıl yani? Gecenin bir saatinde balon mu şişiriyordunuz? Vallahi yani. Olacak şey değil ya. Hakikaten yani o saatte yapabileceğiniz en tuhaf şeyi yapmışsınız. Gerçi ne yapacaktınız yani? Öpüşecek haliniz yoktu. Manyak mısın lan sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? Az daha üzüyordum. Üzüldün mü? Ne? Deniz'i öptüğünü gördüm. Bir tek ben izledim. Onunla sevgili olduğuma üzüldün mü? Rahat bırak beni. Tamam mı? Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Şimdi sana bir soru soracağım. Bir cevap alacağım ve gideceğim. Deniz'den hoşlanıyor musun? Saçmalama. Bak bir daha soruyorum. İyice düşün. İçinde Deniz'e karşı bir şey var mı? Hayır. Emin misin? Hayır. Bir daha duymak ister misin? Söyle. Hayır. 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 İyi. O zaman sevgilimden uzak dur. Tamam mı? İrem, bir an için bütün mantığından, gerçekliğinden falan sıyrılıp elini vicdanına koyup bana şunun cevabını ver. Yiğit'in gerçekten seninle evleneceğine inanıyor musun? Öyle bir şey olmayacak. Biz onların aşk hikayesinde iki tane yardımcı oyuncuyuz sadece. Ve görevimiz bitip bu tepkimeden çıkınca onlar birbirine özlemle sarılıyor olacak. Biz de muhtemelen farklı yönlere yürüyor olacağız. Peki bir şey soracağım. Sen de açıldın yoksa Deniz mi ilk açıldı? Motora atladım. Çizimin altına gittim. Aşağı çağırdım, geldim. İçimde ne var ne yoksa döktüm. Tamam, ben açıldım. Eve dönünce ben açıldım. O açılacak değil yani. Her zaman diğer taraftan gelmez. Hiç ikna olmadım. Ev sıkıştırdı ya. Köşeye sıkıştım yani. Parkeleri açıp içine girmek istedim ama yapamadım yani. İkna olmadım acaba ya? Ya bilmiyorum. Kaşımı gözümü oynatamadım ya. Bütün yüzümü inceledi yani. Bir şey arıyor. Anlıyor musun? Bir şey arıyor. Ben de böyle kütük gibi konuştum. Botokslu gibi. Hiç tepkisiz yani. Daha mı çok ele verdim kendimi? Vallahi baloda dans ederken beni de sıkıştırdı ama yani. Tuna her şeyi döküldü dedi. Var ya böyle ense kökümden küçük parmağımın ucuna kadar terledim biliyor musun? Ya ne diyorsun abi? Yemlemiş ki seni. Yemlemiş, niye düşüyorsun? Oturur musun? Var mı otur. Ne demek niye düşüyorsun? Sen ne yapmışsın? Deniz bana aşkını itiraf etti. Geldi söyledi demişsin. Bana açıldı demişsin. Michael, seni paniğe sevk etmek istemiyorum şu anda fakat... ben bu söylediklerinin tam tersini söyledim. Ne? Ya ne diyorsun? Allah aşkına ne diyorsun? Yapma ya. Ben... Oturur musun? Otur.
Şu an sanırım başımız belada. Evet belada. Eğer İrem'i inandıramazsak sistem çöker. Bakayım. Düşünmem lazım, durdurum ben. İrem'le Yiğit'i yemeğe alacağız. Yani çift çift. Ya, sevgili gibi görmek için. Şu andan itibaren ideal çiftiz. Başka bir çifti ağırlayacağız. O güzel güzel, anladın, düzeyli falan. Bir şey soracağım. Şimdi biz sevgili gibi... Yani asıl sevgili oluruz. Öpüşmek zorunda kalırsak. Oraya gelmeden çözeriz Michael ya. Beni öyle öpüşmek zorunda falan kalmazsın ben de ya. Bir şey olmaz. Ya oraya takıldığım için değil. Önemi yok yavru kurtçuğum. Sıkıntı yok. Neden biliyor musun? Aslında... benim hiç sevgilim olmadı. O yüzden bilmiyorum sevgili nasıl olunur. Tamam. İmkansız bir şey değil. Kural bir. Her türlü boşlukta aşkım diyeceksin, ben de sana aşkım diyeceğim. Aşkım mı? Gel aşkım. Kural iki. Birbirimizin söylediklerine itaat edeceğiz. Yani bu durumda benim söylediklerimi daha çok yapacak. Çünkü sen daha söyleyecek şey de tecrübede değilsin söylediğine göre. Sekizinci kural. Ne olursa olsun sosyal medyada paylaştığım her şeyi likeleyeceksin. Senin kötü kötü caps'lerini mi likeleyeceğim ya hepsini? Neden? Evet efendim, likeleyeceksin çünkü bu herif sahipli diyecekler. Anladın mı? Bu herifin sahibi var. Dolayısıyla dokunmayacaklar ve sen ortada kalmayacaksın. Bütün bunların sevgiyle ne alakası var? Çok sıkıcı. Başka kural kaldı mı? Ben de biliyorum. İki tane daha var. Dokuzuncu kural. İnsanlar bizi görürken her şartta ne olursa olsun sarmaştırmış olmamız lazım. Ya ben yok. Biraz fazla. Sıkılırım. Yapamam, beceremem yani. Günaydın. Dergimizin aşık flamingoları. Günaydın. Ay hemen de böyle uyumlar bir şeyler. Ama niye böyle ayrı duruyorsunuz siz? Benden mi çekiniyorsunuz yoksa? Bak alınırım. Günaydın. Deniz, çocuk sana sarılmaya çalışıyorsan böyle put gibi duruyorsun. Baksana boynu bükük kaldı çocuğun. Hazırım çünkü. Sevmeye ve sevilmeye hazırım. Hiç bu kadar hazır olmamıştım. Seviyorum. Aşk, aşk lob, aşk lobum diyorum ona ve gönlünü alırım ben onun. Like'ıyla seviyorum. Her yerden like'larım. Facebook'tan falan, oradan buradan. Evet işte bol bol like'larım ya. Like, like, like. Like'la. İnanmıyorum Deniz. Ne kadar duygusuzsun. İlkokul çocuğu musunuz siz? Böyle sevgililik mi olur? Hı? Hı? Ha? Ha? Aşkım. Like'larım tabii. Like, kalp çıkıyor. Like'lıyorum. Tamam, tamam. Ben sizi anladım. Siz çekiniyorsunuz. Ama merak etmeyin. Ben size bunu aşmanız için çoktan bir organizasyon düşündüm. Evet arkadaşlar. Hepimizin beklediği an geldi. Son günlerin en flash shift'i şu anda şirkete giriş yapıyor. Karşınızdalar. Alkış. Bir dakika, bir dakika. Bekleyin. Çok önemli bir şey var. Hepinizin bildiği bir geleneğimiz. Genç çiftlerimizin ilk günlerini dergide kutluyoruz, öyle değil mi? Arkadaşlar bunun tadını çıkaralım. Mahir. Yolumuz yol değil. Biliyorum ama elimizdeki tek yol bu. O yüzden şu anda patlamamız lazım. Daha beter izliyorsan gülümse. Plan patlar. Zamanında Kristof Kolomb'la da deli dediler. Bana güven. Gülümse mi? Hayır.
çok aşk. Bir dakika çeker misin? Tek başımayım ama kalbim dolu. Evet arkadaşlar, bu güzel ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederiz. Biz artık işler, güçler malum niye geldik. Bir şey diyeceğim. Zorlanıyorum ya. Bir sıkıntı. Evet. Ben palton alır mıyım? Çekin bunu, çekin. Dur. Aşk montu. Sana öpücük gönderdim ben. Yok almayayım, sağ ol ya. Aa, olmaz, hakkın geçer. Yok yok, sevdiğim bir şey değil zaten. Hijyenik değil zaten öyle. Falan sevmiyorum. Yapıştır be aşkım bir tane. Bir şey olmaz. Gerek yok, vallahi yorma kendini. Şişt, ilk aşk öpücüğü şans getirir. Anam, sağ ol. Çek, 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 devam et. Ay, evet. Tamam aşkım, gel hadi. Sen istiyorsan otur artık yerine. Canım, ben sen oturmadan oturamam ki. Olur mu öyle şey önce? Çekin, evet. Hanım. Ayaklarım. Pardon. Hanımlar önden oturur ya, hadi oturayım. Son poz. Çok bekledim. Kapılar, kapılar ardında. Karanlık tek yoldaşımdı. Acı çektim. Canım yandı. Ama biliyordum. Hepsi bir amaç uğrunaydı. Vay be. Adam haklıymış. Harbiden 15 dakika sürüyormuş bu. Ha bitti. Ya kusura bakma ya. Ya kırmızı halı çarptı beni bir an. Ünlü çiftler gibi böyle şanşöret. Okumuştum bir yerde, varmış öyle bir etkisi. Ayıptır ya. Ya bu Gazi'nin sesi mi ya? Allah, Gazi'nin sesi herhalde. Taht, Taç, beni çağırıyor. Duyuyorum. Kaderime hükmetmeye geliyorum. Artık zamanı geldi. Benim olanı alma vakti. Ne kan, ne gözyaşı, ne de karanlık. Hiçbiri korkutmuyor beni. Tam olarak olmam gereken yerdeyim. Buradayım. Ve soyluluk hakkımı almaya geldim. Oğlum Gazi. Anam. Yani eski anam, yeni annem. Ben Asena Hanım'ın oğluyum arkadaşlar. Yani aslında bunu dün söyleyecektim ama muhteşem çiftimizin ilişkisine gölge düşürmek istemedim. Şu spotu kapatın, ışıklar. Evet, bundan sonra derginin yönetiminde Gazi de olacak. Yiğit'le beraber bu sorumluluğu paylaşacak ve dergiyi birlikte yönetecekler. Senin için tabii ki sorun yoktur, değil mi Yiğit'ciğim? Konuşuruz Asena Hanım. Oğlum Sorbon Business mezunu ve üzerine sanat master'ı yaptı. O durumda bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bizim çayları kim getirecek? Sorbon'un çaycı olur mu? Olmaz yani. Aa pardon, ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Gazi Bey eğer mutfakta değilse yerine birini alsak bile biz o yeni kişinin temizliğinden nasıl emin olalım? Çok affedersiniz ama Gazi Bey tezgah falan çamaşır suyuyla hep ovuyordu her sabah. Cem o Bey doğru söylüyor çünkü ben de gözlerimle gördüm, şahidim. Gazi, Gazi Bey soylu insan. Bir şey söylemek istiyorum. Yani sen çaycı olarak güzeldin be. Sen kahramandın hani. Sana çaycılık yakışır. Yönetici olma ne olur, daha soylusun. Gazi bir şey söyleyeceğim de alınma. Ulan daha çayı tutturamıyorsun. Ne yöneteceğim, manyak mısın? Sabah getirdim yani, olacak iş. Ekipteki birini işten çıkaracağınızı söyleyebilirsiniz. Niye böyle bir şey yapayım ki? İnsanlar sizden korkarlarsa saygıda duyarlar. Arkadaşlar ben bu arada bir şeyi söylemeyi unuttum. Kendi kendime bir karar aldım. İçinizden birini bu hafta işten çıkaracağım. Yani şöyle düşündüm. Tahminimce siz de bana katılırsınız. Bütün hafta boyunca sizi gözlemleyeceğim. Kimin performansı düşükse o arkadaşı bulacağım.
Sonra onu işten çıkaracağım. Yani ben sizin yerinizde olsam hemen işimin başına geçerdim. Görevimizin başındayız Gazi Bey. Peki Gazi Bey. Çay mı demleyeceğiz? Ne yapacağız? Ne performansı? Ben çay demleyeyim o zaman. Performansım görülsün. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Ben bu derginin genel yayın yönetmeniyim. Aldığınız kararları bana da danışmanız gerekirdi. Yiğit doğru söylüyor. Evet, oğlum da doğru söylüyor. Fazla personelimiz var. O yüzden birinin işten çıkarılması şart. Düne kadar yoktu Asena Hanım. Bakın bu yaptığınız çok yanlış. Şirkete zarar verebilirsiniz. Aa, hiç endişelenme. Emin ol Gazi senden daha fazla şirketin iyiliğini düşünüyor. Çünkü o patron. Merak etme. Şirketten birileri işten çıkartılacak. Ama daha kim olduğu belli değil. Deniz'i göndermenin tam zamanı. Eğer onun hakkında bilgi verirsen... Veremem. Anlaştığımız sanıyordum. Ben kesin bir şey söylememiştim. Zamanı geldiğinde duruma bakarız demiştim. İşini bitirebilecek zayıf bir nokta sadece. Arkadaşımı kendi ellerimle attırmayacağım. Ne kadar tuhaf zamanlarda arkadaşlığın aklıma geliyor. Benim kapatmam lazım. Dur, dur, dur. Dinle, kapatma. Bekle beni. Deniz'in buradan gitmesi herkes için iyi olacak. İrem. Deniz buradayken Yiğit'in kafası karışıyor. Fırsatın varken önlemini al. Ne diyorsun? Benim onu düşünmem lazım. Düşün. Düşün tabii. Ama fazla vaktimiz yok. Zamanımız az. Senden haber bekliyorum. Olur mu? Dördü o kişi olarak. Hadi yemeğe çıkalım, yemeğe çıkalım. Seveyim. Yemekte. Ama yemeği... İrem arıyorum. Arama. Ne yapacağım ben? Açıp böyle aniden konuşamam. Mesaj bile yazamıyorum. Zaten sürekli üstüme geliyor. Anlar. Ben konuşursam anlayacak. Ne olur. Mutlu yaşa. Teşekkürler. Ne yapacağız o zaman? Ben zaten Yiğit'i çağıracağım. İrem'i senin çağırman gerekiyor. Ya çok çakalsın ya gerçekten be. Şu kaş çıktı yukarı bu gül. Vay be. Teşekkür ederim. Bir dakika yalnız. Bir dakika. Henüz kabul etmiş değilim. Hı? İrem'i ben arayacağım. Çağıracağım. Yiğit'i kim çağıracak? Kim? Ben diyorum ki Gazi bu arada çok acayip bir giriş yapmadı mı? Ne istiyorsun? Biz Tuna ile konuştuk. Diyoruz ki dördümüz yemeğe çıkalım. Yani ben, Tuna, siz, Deniz. Çok iyi olmaz mı? Dört kişi yemeğe çıksak böyle. Ne gerek var böyle bir şeye? Gerek yok. Ama Deniz de işte söylüyordu ya, o da söylüyor ya görüşelim diye dördümüz. Çık dışarı. Anladım. Çıkmadan. Editörle sevgili oldunuz. Ama bunu insanların gözüne sokmanız hiç hoş değil. Burası bir iş yeri, unutmayın. Hareketlerinizi makul ölçülere çekin. Tamam mı? Hiç kimse sizin aşk hikayenizi izlemek, görmek, dinlemek zorunda değil.
çıkabilirsin. Haklısınız. Özür dilerim. Ben bu durumun sizi bu kadar rahatsız ettiğini anlamamışım.